Arkadaşlar herkese merhaba. Merhabalar. Ferhat abimle birlikteyiz ve BMW 740 LDX Drive. Söylemesi uzun bir araba. Biz kısaca 7 diyebilir miyiz arkadaşlar? Uzun modeller daha havalı oluyor yani. Havalı oluyor evet abi. Bu yorulursun ya. Neyin var? BMW 740. Abi bende 740 X-Drive M Excellence var. Ha, bir de M Excellence araba lütfen. O Excellence'lara hoş geldiniz. Gibi değil mi? O yüzden koymuşlar herhalde. Abi bende ne var? Bende 7 var abi. 7. Tamam abi. Ne renk? Ne renk? Evet abi, arabamız fuller fullü. Tam full artı sunroof. Her şey, sadece head-up yok enteresan şekilde. 7'lere koymuyorlar mı? Koyuyorlar diye biliyorum ben ya. Bunda sadece head-up yok. Abi iyi, ben head-up'ı sevmiyorum. Ben de sevmiyorum evet çok abi. Yani. Ama diğer her şey var. Tasarımla ilgili arkadaşlar yine çok bir şey söylemek istemiyoruz ama söyleyeceğiz. Böbrekle ilgili söyleyeceğiz. Bir yorum varsa Ferhat abi. Golpası gelmiş. Söylemez miyiz? Bir önceki modele göre %40 büyümüş. Aynen. Yani. Neredeyse bir önceki yarısı kadar. Değil, bir önceki makyajı yani. Makyajına gene kadar. Neredeyse yarısı kadar büyümüş böbrek. Aynen. Yani şöyle gösterirsek daha iyi anlaşılabilir arkadaşlar. Böbrek şu kadar. Abi bu arka cam kadar. Arka cam kadar. Hakikaten arka cam kadar ya. İnanılmaz yani. Ya şimdi bununla ilgili birkaç konu söylemek istiyorum. Birincisi şu. Yani BMW öyle bir marka ki bir böbrek tasarımı yani bir grill tasarımıyla bir ızgara tasarımıyla otomobilin bütün karakterini oluşturuyor. 1933'ten beri bunu yapıyor. Yani bunu yapabilecek dünyada çok çok az marka var. Ve bunlar da tabii ki bu böbreğe sahipleniyorlar ve her şekilde değiştiriyorlar. İşte 60'lara kadar inceydi. 80'lere doğru biraz daha yayvan oldu. 90'larda küçüldü. İşte 2000'lerde biraz daha büyüdü. Şimdi trend büyüme yönünde. Şimdi BMW'nin tasarımının başında Adrian van Honneur diye, futbolcu değil, bir abimiz var. O abimiz diyor ki bu büyük grill ilk başta X7'de başladı. Evet. X7 sadece Amerika'ya satıldığı için, daha doğrusu Amerika'ya satıldığı için biz yollarımıza göremiyoruz. Sonra da tabii en fazla eleştiriyi 4 serisinde gördük. Bu otomobilin müşterisi sen, ben değiliz. Avrupalı da değil. Ben değilim şahsen. Avrupalı da değil. Neden? Çünkü bu otomobili BMW senede 60 bin civarı üretiyor ve bunun yarısından fazlası yani %60'ı civarı Amerika artı Çin. Amerika artı Çin'de de vatandaş farklı olmak istiyor. Gösterişi çok seviyor. Evet. Şimdi BMW'de o yüzden zaten G11 kasa biliyorsun. Bu G11 G12'de geçiyor. Makyajı yedikten sonra araba farklılaşsın diye böyle bir olaya giriyorlar. Bu Çinli bu grillden memnun. Avrupalı memnun değil. Ama şu var, bir de görsellik var. Yani bugün en güzel BMW dediğin modellere baktığın zaman işte 56 model 507. Çank! Geldi. M1, Z8, E92. Bunlar en güzel BMW diyeceğimiz otomobiller. Onların kesinlikle grillerine baktığın zaman güzel şeyler görüyorsun. Bu en güzel BMW tasarımı diye geçmeyecek. Nitekim X7 de geçmeyecek. 4 serisi de geçmeyecek. O yüzden bu işin toparlanacağını düşünüyorum. Biraz daha böyle geniş açıdan bakalım diye bunları anlattım. Hiç sadece büyüklük değil aslında. Biraz farklı olabilme, şudur budur. Ama tabii ki otomobil genel anlamda çok güzel bir otomobil. Hep bu Çinlilerin yüzünden işte abi. Evet abi. Ama BMW böyle şeyler yapıyor. Daha önce de Chris Spangle vardı hatırlarsın. Evet. Onun tasarımları da çok eleştiriliyordu. Evet. Ama o hakikaten garip, kötüydü. Evet. O kötüydü. Bence de kesinlikle. Arkadaşlar otomobilimizin ızgaradan hemen sonra ilk göze çarpan şeyi kesinlikle farları. Bu BMW lazer farlar. Evet. En son teknoloji ürünü ve iddiası normal otomobillerin, şu an trafikte gezen otomobillerin neredeyse iki katı kadar aydınlatıyor. Hakikaten de öyle aydınlatıyor yani. Dün muhteşem gece, farlar. Dün gece ben sırf farları denemek için çıktım abi. Şimdi çoğu otomobilde görüyoruz evet. Öndeki otomobille böyle bir tünel oluşturuyor ve sadece yanları aydınlatıyor falan. Ya da karşıdan bir otomobil geliyor ama yine de sağ tarafı aydınlatmaya devam ediyor. Bunda her şeyi çok hızlı yapıyor. O iyi. O en çok etkiliyor seni yani. İşte karşıdan bir otomobil geliyor, tak anında kapatıyor orayı. Diğer tarafı aydınlatmaya başlıyor işte. Önde bir otomobil, bir virajdan çıkıyorsun. Önde bir otomobili gördüğün anda hemen tüneli yaratıyor böyle. O yüzden çok başarılı. Ya zaten far teknolojisinde bence Audi hep öndeydi Matrix'le. Bununla öne geçti BMW. Kesinlikle bu far teknolojisi inanılmaz. Bu maviler de tabii lazer olduğunu vurguluyor farları. Abi ne var? Bende lazer 7 var. Ama ben bunu sanayide farlar için açtırıp oraya mat mavi yaptırırım, onu söyleyeyim. Lazer olmasa da yaptırırım. Lütfen. Yazık ya. 740'ın farlarını açtırırım yani. Açtırırım abi.
Onu güzel kapıyorlar. Hiç buğumu yapmaz. Far restorasyon var bizim. Maslak. Sıkıntı yok. Ben şu tasarımdaki şunları da çok beğeniyorum. Dur oraya geliyorum. Bunları çok beğeniyorum abi. M'de çok... mesela krom görüyoruz abi enteresan evet. şekilde bunda. 7 evet. olduğu için muhtemelen. Evet tabii. Genelde hep shadow işte o siyah piano black etkisi Celtic görürüz. Celtic grisi diye bir gri var ya şeyde başlayan 550'de başlayan falan. Onlar da çok güzel ama bu da otomobil genel karakterine yakışıyor bence. Yani o tasarım güzel. Çıtalar falan da direkt krom yapılmış. Aynen. Bir de şu bu merak çok güzel. Alttaki çıtayı. Özür dilerim. Şu hokey sopası. Hokey sopası mı abi bu? Tabii. Ne bileyim abi biz hiç hokey oynamadığımız için küçük. Abi bizim lisede hokey takım vardı. Harbiden. Vardır inanırım. Biz sarı yerde abi hep dokuz taş. Tek kale maç. Alman kale. Zor tabii. Jantlarımız 23 arkadaşlar. Ben çok beğenmedim jantları açıkçası. O tabii bu arabaya biraz böyle klasik. Çok karakterli bir jant bence. Bak uzaktan baktığında 5 kollu gibi duruyor. Evet. Yakından baktığında 6 kollu gibi duruyor. Lastiklerimiz Potenza S001. Bu lastiklerin çok güzel bir özelliği var. Onu göstereceğim size. Bridgestone Potenza S001 hem kuru hem ıslak zeminde çok iyi güç ve kontrol hassasiyetiyle birlikte gerçek bir sportif performans sunuyor arkadaşlar. Ama asıl özelliği blok kanalcıkları Formula 1 aracının burnuyla aynı etkiye sahip olacak şekilde 60 derecelik bir açıyla tasarlanmış. Yani aslında lastiğin alameti farikası buradan geliyor. 60 derecelik açıyla Formula 1'de kullanılan teknolojiyle bu da çok iyi bir yol tutuş sağlıyor. Aynı zamanda sessiz de bir lastik. Şimdi biraz sonra yolda göreceğiz. Ben direksiyonu düzelteyim. Bak arabayı çalıştırıyoruz şu an. Çalışıp çalışmadığı belli değil. Aynen. Ve dizel güzel araba. Ve dizel olmasına araba. Rağmen. Bir de artık bu segmentteki otomobiller ve bunun bir altındaki segmentteki otomobillerin hemen hepsinde round flat standart geliyor. Evet. Bu da round flat bir lastik arkadaşlar. Round flat lastikler sert diye biraz addediliyor evet. ama şimdi sürüşte biraz sonra muhtemelen siz de hissedeceksiniz. İnşallah hissedersiniz bizle birlikte. Otomobil inanılmaz konforlu. Hem sert hem bir de yol sesi. Evet. O da yapıyor yol sesi normalde. De yapar normalde. Evet. Yol sesi de zaten duymayacaksınız. İçerisi bildiğiniz kütüphane gibi. Ayrıca Bridgestone Potenza S001 premium araç üreticileri tarafından da Audi, Mercedes, BMW gibi böyle fabrika çıkışı OEM olarak tercih ediliyor arkadaşlar. Onu da ekleyeyim son olarak. Evet abi ne sopasıydı? Hokey. Hokey sopasından geriye doğru geldiğimizde. Abi bu ne yani? Bu araba 5260 milimetre. Yani 5 metre 260 santim. Kısası normali de 14 santim. 14 santim düşün arkadaşlar. Ben şu an düşün. 14 santim daha kısa evet. yani. Eskiden bu daha fazlaydı o oran. Evet. Şimdi daha azaldı. 17 santimlerde filandı. Şimdi 14'e düştü. Zaten onu şu arka kapıdan direkt anlıyorsun. Evet abi şuradan. Normalde işte burada bir yerde evet. arka kapı. Arka tasarımı ben önden daha çok beğendim. Arkada çok karakterli evet. böyle sert kızgın bakan bir şey var yani. Aynen. Otomobilin bu farklı tasarımı yakından baktığınız zaman daha ilgi çekiyor. Çünkü 3 boyutlu bir efekt var. Bu inanılmaz var. Yani. Evet. Tabii onunla beraber egzozların, daha doğrusu egzoz çerçevelerin tasarım bütünlüğü çok çok başarılı. Kesinlikle. Bagaja da bakalım gelmişken ya. Anahtarlan da açılıyor bu arada bagaj. Bagajda bir buzdolabı. Bunu böyle çektin mi yeniyor mu Ferhat abi? Benim hiç daha önce buzdolabım olmadı. Abi öyle kolay değil. Bu zaten açılmıyor bile şu an ya. Evet. Aa açılmıyor. Aa kolay ya. Çünkü yok, niye biliyor musun? Yok çekmesi o kadar kolay değil. Ha, çünkü bu aslında kilidi de açıyor böyle. Aynen. Evet değilmiş abi onu ben de. Eskiden çok sabitti. Bıraktım. Şimdi atıyorum büyük şey koyacağın zaman bunu alıp eve koyup sonra devam ediyorsun. Çünkü ama buzdolabı çok yer kaplıyor. Evet abi valizleri bayağı etkiliyor aynen. ya. Yani 515 litre bagaj var arkadaşlar ama evet. buzdolabı tabii. Buzdolabı alacağım diyorsan ondan fedakarlık edeceksin. Evet. Abi. Sağlık olsun ya. İşte bunlar zengin dertleri ya. Bizi bağlamaz. Zaten buzdolabı işi arabada çok çok az kullanılan bir şey. Değil mi? Ya zaten arabanın içi serin. Soğuk suyunu aldın mı o soğuk tutuyor ya. Yani. Benzincinden al soğuk suyunu. Uğraşma. En son arkada bitirelim diyorum abi. Olur. Can ya da Berk olur, kullansın. Olur olur. Arkada bitirelim. Olur. İki tane sunroof kullanılmış içeride. O içeriği bayağı ferah yapıyor. Bir de tabii şu tasarımdaki şu şarkın önünden geçmesi, buranın sanki hala cam gibi gözükmesi evet. falan çok güzel detaylar. Buranın boyası da aynı aslında. Evet. Ama aynen. direkt cam gibi görünüyor. Uzaktan yani. Baktığın zaman farklı ton oluşuyor. Ya açtığın zaman kafaya bak şurada bile bunun kullanılması evet. o premium etkiyi acayip arttırıyor yani. Şu abi ben şunlara bayılırım bak şu. Isofix'in evet açma kapamasını fermuarlı. Ya. Şimdi bu koltuğa Isofix nasıl koyacaksın? Koyamazsın. Bunu oturacak çocuk daha doğmadı. Kucağında tut. Oturayım mı? Otur sen buyur. Gel abi buyur. Ya. Benim boy kısa ya abi. O yüzden ayakları rahat gösteririz. Evet. Şimdi arkaya oturduk. Yerler pofuduk. Bunu 28 dereceye ayarlayan arkadaşla bir... Hakikaten şey tempur gibi ya koltuklar. Bunlar da süper. Evet halılar arkadaşlar. Gel bak kanka halıları göstereyim ya. Bura direkt alayım ya alayı. Alkantara. Halıya bakar mısın abi? Alayım bu nasıl bir halı abi. Ya? Şuraya bak. Rolls Royce halısı Rolls gibi. Rolls Royce gibi. Tabii abi. Vay vay tavan vay. Da çok güzel. Şimdi Alcantara tavan tabii ki buralar çok güzel okey. Ama tavanın gece görüntüsünü koyarız. Ben mesela çok çime sinen bir şey olmadı tavan. Ya biraz böyle minibüs, minibüs etkisi. Bravo abi. Şimdi ben söyleyecektim. Vallahi minibüs etkisi var abi ya. Ama evet ambiyans ışıklarıyla birlikte değişiyor. Burada 15 binden fazla led kullanılmış arkadaşlar. Yeşil yapıyorsun, mavi yapıyorsun falan filan ama kesinlikle şey abi,
ya. Minibüs işçiliği bizde çok üst düzey olduğu için bir tek bize normal geliyor. Değil mi? Tabii Romanya'da mesela acayip adam şey kafayı yer tabii. Şu işe bayılıyorum ben. Abi bu işi ben de çok seviyorum ya. Şu. Bu ha, ben de evet acayip. Çok seviyorum bunu. Buradan açıp kapanıyor arkadaşlar. Böyle içeride acayip güzel bir ambiyans yaratıyor. Aynen. Şık bir şey yaratıyor. Muhteşem. Burada ekranlarımız var. Buradaki bir ekranlardan. BMW ilk bunu yapan firma. Buraya tabletini koyup da her şeyi tabletten kullandıran. O yüzden infotainment'ı da bir şekilde eskide kaldırtmıyor. Bunu sonuçta güncelleyebildiğin için. Evet ama bir 5 sene sonra bu ne olacak mesela? Bu tabletin inanılmaz bir versiyonu çıkacak 5 sene İşte sonra. İşte o zaman belki tableti değiştirirler sadece. Değiştirebiliyorsan evet, okey. Evet. Ama artık her şey yapılıyor. Aynen. Yani, bu da yapılır. Aynen. Bunda bir güzellik var arkadaşlar. Diyor ki BMW siz diyor yorulmayın bunu böyle çıkartmak için diyor. Ben diyor sizin yerinize diyor şöyle yapıp diyor ben diyor çıkartırım diyor. hatta koyduğun zaman da şöyle buna bastığında tekrar içeri alıyor. Evet, yani ona bile yormuyor yani. Kilitliyor oralardan. Buradan da yine her şeyi işte navigasyona müdahale edebiliyorsunuz. Müzik sistemini her şeyi buradan arkadaşlar işte güneşlik, koltuklar, iç aydınlatma, klima her şeyi buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu tabii tam patron işi tabii bu. Canım, tabii. Buradaki yastıklara ne diyorsun abi? Süper. Bu yastıklar uyku getirir. Muazzam. Koltuğun şimdi, zaten minderlemesi falan muazzam. Çok iyi değil mi? Baş mesafesi süper ki arkada sunroof olmasına rağmen yani buraya evet. kadar gelen bir yükselti olmasına rağmen. Onun dışında da yani dokunduğun gördüğün her yerde malzeme muazzam. Bu ekran da dokunmatik bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Son olarak şuradaki klimayı söyleyeyim. Burada da dijital bir klima var. Yine iki bölgeli. Yani arabada toplamda dört bölgeli bir klima var. Altında hemen bir CD var abi. CD olsun. Neden Ferhat abi? Ne işi var CD'ye insanın abi şu anda? Abi işte gereksiz, süper gereksiz. 2022'de CD. Evet. Artık aynaya bile asmıyoruz yani. Yani. Ne gerek var abi CD'ye? Abi gidip CD alacağım desen yok zaten. Evet abi. Çok yok, enteresan yok. Ya. Boşu boşuna oraya malzeme. Burada iki tane Type-C var. Bir de bir şey daha soracağım Ferhat abi. Bu ne abi? Abi, ne gerek var abi kütahı? Kütahısı mı kaldı abi? Abi oraya ben sana söyleyeyim çocuklar için sakız koymayı. Evet, hadi ya. Evet abi. Abi yani kim sigara içer ki bu arabada? Öyle ne yapacak adam sigarasını içecek böyle orada tık tık. Çinli düşün, kendini düşünme. Çinli içer ama. İçer abi. Çinliler Çinli içer. Affetmez abi. Burada masaj özelliği başlatabiliyorsunuz. Bel masajı var, omuz masajı var, üst gövde masajı var. Üst gövde... Hotstone var mı abi? Hotstone'um kalmadı abi be. Üç seviye masajım var ama... Hotstone yoksa abi. İyi yoksa. Gel abim bir dakika. Ben sana başka bir şey vereceğim dur. Şu düğmeye bastığınızda arkadaşlar bunu tabii kapı kapalıyken yapıyorsunuz. Direkt yatak modunu almaya başlıyor. Bana böyle gel. Bana böyle gel. Gidiyor. Hatta kafalı da kapatıyor. Gidiyor. Görüşürüz. Şurada bile ambiyans ışığı kullanmışlar biliyor musun evet, abi? Evet, şurada. Evet. Çok güzel. Ama yine de bu ambiyans ışığı işini Mercedes daha iyi yapıyor. Abi onlar zaten başka level'da. Evet. Sonra peki, da bir tane bir şey söyleyeceğim. Ayaklık var. O açılıyor. Tamam, en açısın. Son yatak modunu tamamlıyor. Tamam açısın o. Kim koyar buraya ayağını? İşte onu diyecektim. Koy bakalım o deriyi. Abi ayağını. Yazık. Ayakkabıyı çıkarıp koymak lazım. Olmaz. Oraya halbuki böyle bir tane poşet gibi bir şey yapsalar kumaştan. Değil mi? Onun evet. içine koysana yani. Doğru. Yazık buna. Al sana Arge. Ben şimdi koyacağım ama temizleyeceğiz sonra. Vallahi böyle herhalde. Giderim diyorsun. Peki, her yere gidersin. Giderim. Her yere giderim peki. Yani. Ha koltuklarda tabii ki önde ve arkada soğutma var arkadaşlar. Bir de abi. Müzik sisteminden bahsedelim. Yani. Abi müzik sistemi bağırsam bir kız. Ama evet. beni mesela çok etkilemedi abi yani. Öyle ben mi? Biraz bas seviyorum ya. Ben çok mesela bası biraz böyle şey geldi. S'te mesela hı-hı. acayipti müzik abi sistemi. Çünkü o S'te ayrı bir müzik endüstri standardı kullanıyorlar. Koltukların içerisinde sana vibrasyon yapan ve bas efekti veren bir sistem var. Ondan basa öyle bir içimde sanki kulüpte i̇şte gibi içimde zaten. Hissediyordum ya. Zaten o böyle çok deneysel bir teknolojiydi. İlk defa otomobil teknolojisinde Mercedes kullandı. Ben çünkü kullanıyorum o teknolojiyi kendi stüdyomda. Çok manyak bir sistemdir. Böyle bildiğin vibrasyon gibi ama sana bas şey veriyor. Ya. O yüzden sana öyle hissediyorsun. Ben bunu düşündüm biliyor musun? Evdeki koltuğun kanepenin içine koyayım diye düşündüm. Tebrik vallahi ederim. Bak ya. Bir abi, tane bas koymayı müzik düşündüm. Sisteminde şöyle bir yanılgı var. Bunu otomobil firmaları da çok oynuyor bu işte. Abi ne kadar çok hoparlör olursa o kadar iyi ses. Yok öyle bir şey abi. Az hoparlör olsun, öz hoparlör olsun. Bu otomobil içerisinde 16 tane hoparlör olmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü o zaman doğru. sahne yok oluyor. Sen sahnede müzik dinlerken, konsere giderken 16 tane hoparlör mü var? Yok abi bir tane karşında sanatçı var. İki tane de hoparlör var. PA diyoruz onlara. Sağdan soldan geliyor. O kadar. Çok büyük bir yerse 150 bin kişilik bir statüste filler dedikleri birer tane de yakınlaştığım var. O kadar. Arkadan gelen ses yok. Yandan gelen doğru. ses yok. O yüzden sen arabanın içerisinde ne kadar çok hoparlör koyarsan o kadar aslında o sahneyi yok ediyorsun. Yani bunu sahneyi yapmak çok zor. O yüzden de işin kolayına kaçıp 15-16 tane hoparlör dayıyoruz diyor. Ama Mercedes'in kullandığı o vibrasyon teknolojisi acayip. Bence inanılmaz. Her marka kullanabilir. Çünkü 4 koltuğa birden koyarsın o zaman hepsinde sanki 30 santim subwoofer gibi efekt olur. Acayip hakikaten ya. Buyurun geçelim. Müzik sistemini buyurun. De dinletiriz. Ya şu detayı görsene bak şu detayı çabuk koltuk kapanmadan. Şu alttaki havalandırmayı bak. Şu havalandırmayı bile o BMW'nin yeni bir şeyi var ya abi böyle aha. hologramı aha. yere de yansıttı. Alttaki havalandırmayı bile o şekilde yapmışlar. Videoda izlersin sen şimdi kapandı artık. Tamam. Tabii ki vakumumuz var. Şöyle bıraktığında hop alıyor böyle.
Ne gülüyorsun Can? Vakum oğlum, vakum. Şimdi gelelim kabine. BMW'nin iddiası burada ortaya çıkıyor abi. Hem sürücü hem makam otomobili diyor. Yani sportif tatlar da yaşatacağım size, konfor da sunacağım diyor. Zaten ne diyor? Karbon kor. Evet, bu önemli. Bu BMW'nin geliştirdiği, ilk bunun biz lansmanına gitmiştik. i3'ün ilk orada tanıttılar evet. Bu teknolojiyi. Geri dönüşümlü malzemeden karbonu karıştırıp aslında resmen adamlar bir uzay şase üretiyorlar. Aynen öyle. Çok hafif, çok dayanıklı ve çok pahalı bir malzeme aslında günümüz şartlarında ama gelecekte ucuzlayacaktır artık. Bu sayede zaten yaklaşık 140-150 kilo arabayı hafiflettiler. Bir de tabii onunla beraber arabanın genel kütlesinde de çok ciddi bir ekonomi sağlanıyor. Bir de rejitlik sağlıyor aynı zamanda. Buyur abi. Buyur. Bağırsam bir ikinciler. Dediğim gibi sesi acayip etkilemedi beni ama gece görüntüsü acayip. Böyle 3 boyutlu duruyor. Evet. Derin derin böyle. Acayip bir ışık yansıyor arkadaşlar içinden. Çok güzel duruyor. Şimdi mesela buraya bindiğimde abi 5'e binmiş gibi hissediyorum. Evet. Yani inanılmaz bir, bu arada oturmadan, tam oturmadan şundan da bahsedeyim. Seviyor musun abi kaputaneyi? Çok. Ben biraz böyle demode gibi buluyorum. Ama bunlar ya. Güzel. Bunlar güzel. 8'dekini seviyor musun? 8'dekini En güzelini tabii Mercedes yapıyor. Çünkü Mercedes'te ne yapıyor? Can bak yakından göstereyim sana. Mercedes'te bak buradaki Capitone'nin şu delikleri var ya. Deliklerin evet. Üstünden dikişi geçiriyor. Mercedes'te bu deliğin geçtiği yerde delik yok. Orası düz geliyor. Orası dikişli geçiyor. Burası delikli geliyor. Onu sen koyarsın araya. O işte muhteşem. İnşallah geçiyor. Buluruz onu. Terzi Ferhat'tan. Detay. Böyle Capitone deyip geçmeyeceksin. Mesela şu detay. Bunu evet. Seviyor musun? Evet abi bu zaten hani el işçiliğinin en güzel göstergesi. Tabii el işçiliği değil ama. Ya zevk meselesi de bana tabii ki çok hitap eden bir şey değil. Ama benim buradaki eleştirim şu abi. Niye 5'e bindim ben şu anda? Bu zaten otomobilin en büyük eleştirisi. S'te de öyleydi bu arada. S'te öyleydi. Onu boş ver F01'den. Yani bir önceki kasadan bunu oturduğun zaman da dünya değişmiyor. Yani her şey aynı hemen hemen. Evet. Hepsinin yeri aynı. Bu bir tek gömük değil. Burada ortada duruyor. İşte direksiyonun birazcık tasarımı değişmiş. Ve onda da hayalet vardı bir tek işte. Aynı yani hiç şey söyle adını. Onda böyle çift göstergeydi. Çift göstergeydi. Bu tamamen hayalet. O yüzden aslında bence yapılacak en büyük eleştiri oradan başlamak. 2015'te bu otomobil yenilendiği zaman da aslında şunlar metal diye yeni gözükmüyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şu zaten AliExpress'te var metal. AliExpress'te şey, çok tabii bunlar da var. Yani mesela şu abi şimdi ben bu arada arkadaşlar hani evet eleştiriyoruz ama şahsi fikirlerimiz araba inanılmaz bir araba yani sürüşü mürüşü falan böyle kullandıkça kullanmak istiyorsun arabayı ya da arkada oturdukça oturmak istiyorsun. Ama tabii ki böyle bir otomobile biniyorsan da kendini özel hissetmek istiyorsun. Yani şimdi ben 7'de abi şu anahtar. Opsiyon olarak veriyoruz diyor da opsiyon olarak verme abi verme yani standart olsun. Evet abi ya. İyi para veriyorsun çünkü evet. Bu arabaya. Onun haricinde tabii ki işte ambiyans ışıkları falan filan her şey müthiş görünüyor. Dokunduğunuz her yer deri yani bunu söylemeye bile gerek yok. Çıkalım yavaş yavaş. Çıkalım abi. Evet arkadaşlar sürüşte görüşmek üzere. Çıkmadan önce bir şey. Can'cım gel. Kanala eğer abone değilseniz arkadaşlar bir kontrol ederseniz bir abone olursanız çok seviniriz. Ben bekliyorum sorun yok çıkmıyorum abone olmadan. Kapıyı falan kapat hazırlığımı yapayım bekliyoruz. Arkadaşlar o arada abone olurlar. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, yeah, state your name, Bibbin dope on flame, I just switched the lanes, damn he did it again, I just coming in, yeah, flex, I just wanna win, yeah, LA BB who we running with, yeah, 2-2-3-3, I'm on 10 again, pump up the action, bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broken. Bu detay güzel bir detay. Güzel bir detay. Şunu dijital yapmaları çok aynen. Güzel arkadaşlar. Ama çok gereksiz bir fonksiyon olduğunda benim de isterim ya. Abi üstten soğuk gelsin, alttan sıcak gelsin. Evet abi. Comfort Plus'ı aldık abi. Yani Comfort'un da modlar arkadaşlar. Sport, Comfort, Eco Pro. Evet. Bir de Adaptive var. Ama Comfort yani Sport'un plus'ı yok mesela normal olarak. Ama Comfort'un plus'ı var. Süspansiyonlar çok daha fazla yumuşuyor. Böyle sanki arabanın fren pedalı bile yumuşuyor abi. Çok garip ya bunu aldım. Bak tümsekten geçiyoruz. Yani inanılmaz bir konfor. Veya bazı tümseklerde normalde ben böyle zıplayarak geçtiğim yerlerde frene bile basmadan geçiyorum hissetmiyorsun yani. Çok garip. Bir abi. De eskisinde havalı süspansiyon sadece arkada vardı. Bunda şimdi bunda 4 tane olduğu için acayip fark ediyor. Yalıtıma baksana abi. Abi acayip. Elektrikli araba gibi ya. Sesi falan hiçbir şey yok arabada. Hiçbir şey yok. Ya arabanın start stopu devreye giriyor arkadaşlar. Çıkıyor falan hissetmiyorsunuz. Araba çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Zaten 7'ler buna parayı veriyorsun evet, abi. Yalıtıma, malzeme kalitesine. Ama bak şimdi tümsek geldi. Şimdi araba 5 serisine benziyor diyor musun abi? Ya olay o. Kesinlikle demiyorsun ya. Yani.
Şimdi BMW ne diyor abi kendine? Ultimate Driving Machine, yani en üst seviye sürücü otomobili. Yani BMW diyor ki ben abi sürüşte diğer bütün rakiplerimi geçerim. Evet. Bu konuda ne kadar fazla devam ederse o kadar bence başarılı olur. Ama ne kadar fazla Mercedes'e yaklaşmaya çalışırsa da o kadar başarısız olur. Çünkü bu otomobil de birazcık Mercedes'e yaklaşmaya çalışmış. Yani biraz daha fazla konfor önem vermiş, sportif karakterinden daha fazla. O yüzden BMW bundan sonraki versiyonunda eğer gene Mercedes'teki gibi ağırlıklı konfora yönelirse bence kaybeder. Biraz daha kaybeder, evet. Çünkü sonuçta bu otomobil ağırlıklı kendisi kullanmak isteyenler tarafından satın alınıyor. Ya da kalabalıktan sıyrılmak isteyenler tarafından satın alınıyor. Mercedes sahibi çok fazla S-Class için konuşuyorum tabii. Arabayı kullanmak hoşuna gitmiyor ama 7'de öyle değil. Hatta 7'nin kısası da çok satılıyor. Yani Mercedes S'in kısası yani %5 falan satılıyor. Bunun %20-25'lerde. Yani kısa versiyonu da çok satılıyor. Çünkü o da tam bir eksklusif üst düzey sedan otomobili. Birazcık buna kafayı olmak lazım bence. Yani markanın DNA'sından çok kopmamak lazım. Koptu demiyorum ama o yolda biraz böyle... Bir önceki neslini kullanmıştım ben. Bir evet. önceki nesle göre konfor neredeyse evet. %50 artmış. Tabii öyle söyleyeyim. Bir önceki nesil ve yanlıyor falan evet, yani bunda. Evet, aynen. Yani süspansiyon konusunda özellikle işte tamamen havalıya geçirmesi tabii. arabayı başka bir boyuta taşımış. Tabii, yani. Tabii. Böyle bulutların üstünde gidiyor sanki kesinlikle. Otomobil. Bir de yani. O çok yalıtım kalitli. Da çok evet. muazzam. Yani klimanın sesi bile bile duymuyorsun abi. Bu yalıtımdan bahsettiğimiz bu aslında. Yani sesim şu anda yankılanmıyor. Absorbe oluyor konuşurken. Yani onu hissetmek çok acayip. Bu da çalışılan bir şey değil mi? Yani arabanın içinde İnanılmaz de çalışılan. Tabii, sadece tabii. dıştaki yalıtımlar çünkü değil. Otomobilin her tarafında cam var. Bu cam demek yansıma demek. Yansıma olduğu zaman da ses bozulur normalde. Yani bunu çok ciddi çalışıyorlar. Bu sayede de markanın en üst versiyonu oluyor. Öbür türlü bunların hepsini diğer versiyonlarda bir çıt aşağıda tutuyorlar. Ama bunun yanında şimdi sıralı 6 silindirli 340 beygirlik 700 Nm gibi inanılmaz bir torka sahip motor var evet. arkadaşlar. Dizel söylemiştik ama görüyorsunuz hiçbir şakırtı şukurtu bir şey. Evet. Hiçbir şekilde gelmiyor sesi. Sesi de kötü değil bu arada geldiği zaman da yani bak. Evet. Güzel bir ses geliyor ama abi 2 ton üzerinde bir otomobilden bahsediyoruz evet. ağırlık olarak. 0-100 5.1. Evet muazzam. Motor BMW dizelde tam bir usta. Bu B57 makine de çok fazla modelde kullandıkları bir motor. Çok enteresan. Yani X3'te de var bu. 8 serisinde de var. X4'te de var. 7'de de var. 5'te de var. Hepsinde var. Ama şöyle bir farklılık var. Tek turbolu var. 2 turbolu var. 4 turbolu var. 4 turboluyu sen de kullandık evet. hatırlıyorsan. M50. Onu buradan M50. İzleyebilirsiniz. O. İnanılmaz. Bir şimdi araba. Ama şu var. Mesela bunun mild hibrit olduğu için 340 beygir araba. Mild hibrit olmayan versiyonu, yani bundan bir sene önce ürettikleri versiyonu 320 beygirdi. Şimdi öbür 4 turbolu diyorsun, o 400 beygir. Şimdi sen 320 beygirlik çift turbolu makineni bir tane yazılımcıya götürsen kaç beygir alırsın? 400 alırsın. En az. Niye o zaman 2 tane daha turbo koyuyorsun arabaya? Hadi bakalım. Verimliliğini arttırıyor, ömrünü arttırıyor. Emisyon. O en önemli etken. Emisyon. Yoksa 2 tane daha turbo koy, ona komplikasyon koy. Yani 320 beygirden 400 beygire çıkarmak bir şey değil. Aynı şekilde tek turbolda da öyle. Yani 60 beygir falan fark var. Şimdi bu emisyon markaların bu anlamda boğazını sıkıyor. Bu makine çok başarılı bir makine. Dediğin gibi inanılmaz sessiz. Çok her devirde var. Yani bir dizel için evet. konuşuyoruz tabii. Ve bence yani hem tek turboludan hem 4 turboludan daha başarılı çift turbolu versiyonu. Emisyon oranları da tabii ki düşük. Bu kadar büyük. Yani 3 litrelik bir makine. Artık 3 litreler büyük hacimler şimdi oluyor. Şimdi bir de tabii unutmamak lazım. Hani bunu hep söylüyoruz ama dizel dediğiniz yine sadece Avrupa'da var. Ne Amerika'da var ne Çin'de var. O yüzden dizel makinelerin geleceği zaten kalmadı. Hani Avrupa'da da kalmadı. Artık bir süre sonra ikinci elde sadece dizel alır hale geleceğiz. Bu da enteresan bir durum. Ülkemizde ve Avrupa'da. Avrupa'da da böyle olacak. Ama Türkiye'de de mesela bu otomobil sadece tek motor seçeneğiyle satılıyor. G11 kasanın 2 litresi de var diyorsun. İlk evet. çıktığında çok şaşırdık. Aa evet, 2 litre 7 serisi olur. Bu kadar büyük araba diye. Evet ama öyle değildi. Çünkü sonuçta bu iş tamamen beygir ve torkla alakalı. Hacimin büyüklüğüyle alakalı değil. Öbür türlü yani 1.5 litrelik, 1.6 litrelik Formula 1 otomobilleri de olmazdı yani. Sport'u aldığımda direkt koltukların yanlarını sıkıyor. Yarış modunu alıyor sizi. İkinci vites. Oh, torku gayet tork güzel. Torku acayip. Abi kesinlikle dizel mod sesi yok arabada. Çok acayip abi. Şuraya bak ya, ıslanmaya bak ya. Çok güzel ıslanıyor. Araba kütle olarak ıslanıyor. Evet ya. O hissettiriyor sana yani o çok kütle. Güzel. Bir de virajı yine almaz ve dikkat edersen ne yol sesi çıkıyor hiç. Ne rüzgar sesi. Sadece hiç. Hızlanıyoruz abi. Yani 30'da giderken ki aynı konfor devam ediyor. Muazzam. Bu kasada biliyorsun 760 var. M760. Evet. V12. Efsane makine. Muazzam makine ve makinenin gücünü kısıttılar. Enteresandır. 580 beygire düşürdüler. 604, 605 beygirde atı yanlış hatırlamıyorsam. O da enteresan bir olay. Markanın en üst modeli V11, V12'de. V12'nin olması bile bu otomobilde bence büyük keyif yani. Kesinlikle. Mild Hybrid motor da bu arada dizellerde aslında çok kullanılan bir şey değildi.
Evet. Artık dizellere de gelmeye başladı. Tam 11 beygir güç üretiyor arkadaşlar burada. İlk kalkış anında ani hızlanmalarda bir tane aslında muhtemelen 48 volttur. Tabii 48 volt. 48 volt açı var. O motora destek veriyor ve aynen, 11 beygir gibi bir güç sağlıyor motora. Malibu'nun hep söylediğimiz gibi aslında amacı yelkenleme. Yani şimdi ayağını gazdan çektin, bıraktın arabayı. Arabayı o hızda tutmaya çalışıyor. Evet. Şu anda o hızda değiliz aslında ama özellikle daha 80-120 arasında çalıştırıyor. Şimdi mild hybrid de tabii emisyonu düşürmek için kullandıkları bir yöntem markaların. Ama bir 5 seneye maalesef mild hybrid değil normal hybrid bile Avrupa emisyonlarına takılacak. Ne olacak peki ya? Bu kadar ya, cezalar, mezalar ne olacak şimdi abi? Tabii ki yani ne olacağını önceden kestirmek çok zor. Benim kendi düşüncem şu. Politikacılar ve ülkeler bu konuda çok kararlı. Yani markaların darboğaza girmesi ya da sektörün darboğaza girmesiyle ilgilenmiyorlar. Bunu zaten bu sene gördük. Bu sene ilk defa 85 gram cezaları başladı ve çok ciddi cezalar ödedi markalar. Şimdi ve işte Avrupa Birliği'nin en son 14 Haziran'daki kararlarıyla beraber iş ciddiyetini gösteriyor. 5 seneye gerçekten bugün hibrit otomobiller emisyon değerlerini karşılayamıyor. Ne olacak? Markalar %100 elektriğe geçmek zorunda kalacak. Geçmeyen sürekli ceza ödeyecek. Bu ceza ödemenin de iki şekli var. Bir cebinden çıkarıp ceza ödüyorsun, bir de markadan satın alıyorsun. Markadan elektrikli otomobil satan markadan satın alıyorsun. Yani burada satın alabileceğin marka bir numara Tesla. Tesla 500 bin üretiyordu geçen sene. Bu sene 1 milyonla kapatacak. 1 milyonun zaten %50 az 50'sini Volkswagen tek başına alıyor. Kalıyor 500 bin yani o da yetmez. Yani sen ceza ödemek yerine elektrikliden satın alayım diyemiyorsun. Çünkü ana üreticiler dışında dışarıda kalan bir tek Tesla var adede. Yani tutup da Volkswagen başkasına satmayacak i3 emisyonunu, anlatabiliyor muyum? ID3 emisyonunu. Bu sebepten dolayı yapmak zorundalar ve satış kaybı olacak. İkinci eli bu nasıl yansıyacak? Yani bunu öngörmek çok zor. Ya ikinci el patlayacak. İnsanlar elektrikli otomobil kullanmak zorunda olduğu için kullanmayacak. İkinci ele yönelecek. Ya da ikinci el bir anda düşecek. Yani çok enteresan bir 5-10 sene önümüzde sadece otomobil üreticisi anlamında değil market yani pazarı, pazarın durumuyla da. Yani sen mesela kullanıcı olarak mesela Mercedes, BMW, Audi 2030'dan itibaren elektrikli araba üretiyor sadece. Sen de Türkiye'nin altyapısı, şarjı bilmem nesi hazır değil diye düşünüyorsun. Almayacağım diyorsun. Bu sefer mesela bu arabanın ikinci eli artacak. Artabilir, azalabilir. Azalabilir. Yani çok enteresan çünkü sonuçta tepkilerine de benzinci, yani benzincileri kapatmayacaklar. Evet. Yani onlar devam edecek çünkü petrol altyapısı değişmeyecek. Sadece kullanıcıların yani passenger car dediğimiz normal günlük kullanımlı otomobillerin elektriğe dönmesi çok hızlanacak. Ama tabii ki tırlar, otobüsler bunların ileriye dönük dönüşümü çok daha uzun süreli. Uzun süre alacak. Bir de şu var tabii Alman endüstrisi, otomobil endüstrisinin lider Alman endüstrisi elektrifikasyonda geride kaldı. Bu treni kaçırdı. Şu anda elinden geleni yapıyor ki ileriye attırayım. Beceremedi. Politikalarla, politikacılarla bir yerde tıkandı. Şu anda ne yapmaya çalışıyor biliyor musun? Hidrojende hiçbir geleceği olmayan ve böyle yani tamamen verimsiz, süper verimsiz bir elektrik sistem. Yani onu daha sonra uzun uzun anlatırız. Kimilerine göre çok verimli ama yok. Pratikte verimli yok, bir şey değil yani. 20 senedir falan çalışıyorum hidrojen üstünde. Keşke olsa ama değil. Şimdi o yüzden de çok enteresan bir gelecek bizi bekliyor. Yani gerçekten hani ne olacak ben düşünemiyorum. Ben şahsen elektrikli otomobilleri destekliyorum. Kesinlikle büyümesi gerektiğini öngörüyorum. Çevreyi daha az kirlettiğine inanıyorum. Evet arkadaşlar bu kamera bir arıza verdi. Kendine intihar etti. Muhtemelen şu arkadaki kameradan izleyeceksiniz. Önce konuştuklarımızı. Böyle tekrar yalandan bir şeyle konuşmak istemiyoruz. Çok güzel aktı çünkü muhabbet. O yüzden özür dileriz. Kusura bakmayın. Şu kameradan bu zamana kadar olanları izleyeceksiniz. Bundan sonra buradan da devam ederiz. Bir yürüteyim mi abi ya? Sporta alıp. Yürütmeden önce bir yakıt tüketimine bir bakayım abi. 5.6 normalde fabrika verisi. Şu an işte 11 litre yakmışız. Ama saçmaladığımız yerler de oldu. Mesela şu an konforta alayım abi. Şu anda arkadaşlar işte 2000 devir civarı 60 km hızla gidiyorum. Ortalama 4 litre yakıyor. Yani bu arabaya çok kasarsan 6 litre falan yaktırtırsın. Tabii yani. Direkt yaktırırsın. Kasmana normal şekilde kullansan yakar abi. Sporta aldık bakalım. Bu arada 8 litre bir şanzıman var arkadaşlar. Şanzıman aslında tork konvektörlü ama içinde bir de debriyaj var. Yani çok karışık ve aslında ama iyi çalışan bir şanzıman. GPS bağlantılı filan. Evet. Navigasyona göre. Ondan da bahsedelim bu arada. Evet. Burada bir adaptif diye tuş var. Bu tuşa bastığınızda arkadaşlar sizin sürüş modunuza göre arabayı ayarlıyor. Aynı zamanda GPS ile bağlantı kurabiliyorsa, ülkemizde kuramıyor diye biliyorum. Evet. Kurabiliyorsa işte önünüzde mesela bir tane çok büyük bir tümsek var. Ya da yokuş var. Süspansiyonu her şeyi ona göre ayarlıyor araba. Trafik var. Trafik var. Aynı zamanda sürüş dinamiklerinize göre de süspansiyonu falan ayarlıyor. Ha diyor bu adam böyle kullanıyor. Ben diyor ayarları böyle yapayım diyor. Bu adam yeni şoför. Bu adam yeni şoför. Sportta bir yürütelim bakalım. Abi dizel motor gibi değil yani. Kesinlikle değil. Tank sürüyorsun sanki. Çok, çok hızlı bir tankla gidiyormuş gibisin. Şuraya bak ya. Yapıştırmaya devam ediyor ya.
biz Comfort Plus modumuza geçelim ya. Bir de şu düğmeler mesela basıyor musun, basmıyor musun belli değil. Çok belli değil, evet. Evet. Yani hepsi beraber oynuyor. Yani beşinin tek bir düğme basıyormuş gibi. O bence güzel değil. Bu tamamen işte maliyeti halletmek için yapıyorlar bunu. Acayip bir kamera sistemi de var tabii bu arada. Bir de mesela 5'te bu daha da büyüdü bu ekran. Evet, daha büyüdü. Ama 7'de orada kaldı. 5'in makyajcısında bayağı büyük bir ekran var ya. Ama hiçbir şekilde rahatsız etmiyor biliyor musun? Yetmiyor abi, evet. Çünkü şu mesafenin üstünde kalmadığı için, yani gözünün dashboardla bittiği mesafenin üst altında kaldığı için rahatsız etmiyor. Yani. Kaput seviyesine gelirse o zaman rahatsız ediyor. 3 metreden fazla aks mesafesi var arkadaşlar orada. Yani bir araba kadar. Smart kadar. Evet yani. Şimdi biraz da arka koltuğa geçelim mi Ferhat abi? Geçelim arka abi. Koltuğa bakalım mı? Geçelim. Arkada sarsıyor mu, ediyor mu? Değil mi arkadaşlardan rica yıllar önce Maybach'ta yapmıştık onu. Evet ya. Vay be. Zaman geçiyor hakikaten be lan. Hakikaten ya. O zaman kaç aboneydik? 100 bin falan. Vay be. Şimdi diyorsun 2 milyon. Vallahi. Kaliteli sürüş hissiyatı demek bu demek işte. İşte abi parayı buna veriyorsun. Şu an unuttum ben mesela böbrek. Hiç yani aklımda işte yok yani. Zaten hikaye o. Onlar başarılı olursa daha da başarılı oluyor. Başarısız olursa birazcık gölgeliyor. Ama onun dışında tabii ki çok fazla yanlış yapma şansın yok yani. Bu arada şerit takip asistanı falan acayip çalışıyor. BMW zaten şimdi otonom sürüş sistemlerinin hepsini geçti. Bak şimdi bıraktım. Oğlum. Bak. Bayağı dönüyor şu an. Bir de bir özelliği var. O çok yeni bir şey değil. Bir yere girdin mesela. Geri 40 metre kadar ona ezberini alıyor. Yani gaza basıyorsan direksiyon hareketini kendi yapıyor. ST'de var. Bak. Bayağı şu an iyi viraj yani. Evet. Biraz tutayım. Evet. Hadi oğlum. 60'a çıkalım. Bakalım dönecek mi? Vallahi dönüyor ya. Buraya led koymuşlar iki tane. O ledler yanıp sönüyor. Tut direksiyonu diye. Ha, sesli bunu sonradan taktırabiliyor musun? Bunu ben sana hallederim. İyi çalışıyor adam tipi yani. Yarı otonom sistemi acayip çalışıyor arkadaşlar. Birçok güvenlik özelliği de var bunun yanında. Ondan da hemen kısaca bahsedelim. Önden çarpma uyarısı var. Artık çoğu otomobilde var bu teknoloji. Yaya algılaması var. Önünüze herhangi bir şey atladığında duruyor. Ama bunda enteresan şekilde yandan çarpma uyarısı var. Hatta yandan biri geldiğinde size çarpacakken 30 kilometreden sonra direksiyona da müdahale ediyor. Yani çarpmaması için size kaçıyor ya da daha az darbe almanız için kaçıyor otomobili resmen. Evet, bir de darbe geleceği zaman arabayı kaldırma hikayesi var. Evet. O çok acayip. Arkadaşlar bir 0-100 yapmaz mıyız arkaya konforu, geçmeden? Konforu yaşayalım yani. Lütfen 0-100'de de konforlu olalım. Evet hazırsak 5.1 saniyeyi deneyeceğiz şimdi. Abi bir dakika bu ne ya? Birisi vurdu abi, arkada cam filan mı var? Çok acayip değil mi? Abi ya bu X-Drive hakikaten çalışıyor be. Bu kadar büyük bir kitlenin böyle hızlanması çok enteresan geliyor insana. Şu anda buradaki ekranın ne işe yaradığını anlıyoruz. Tabii. Patron çünkü oraya uzanamaz. Haliyle buradan yapacak ne yapacaksa. Devam edebiliriz. Berkçim şuradan koltukları da seçiyorsun. Yani. Müzik açmamıştık, hiç bir müzik açalım. Acayip etkileyici değil. Parayı yani almadı abi. Abi buradaki akustik de tabii başka. Başka değil mi? Maybach gibi. Yani. Tabii buradaki akustik de başka. Yani 65 desibelin biraz aşağısında yürüyoruz. Çok acayip bir durum bu. İnsan huzur buluyor ya. Bir yolculuk böyle keyifli yani. Uzatmıyorsun abi ayakları. Uzatmıyorum. Kıyamıyor musun? Poşet yok onda. Uzatayım hadi. Tabi bu taraftakini hiç düşünmemişler. O taraf yapacak bir şey yok. Kenarda yancı. Şimdi tabi bu otomobil 2015'ten beri üretiliyor ve BMW 7 serilerini ortalama 8 senede bir değiştiriyor. İlk defa F01 kasada 6. senede değiştirdi. Bunun da 1,5 senesi var. 1,5 sene sonra komple yenileniyor araba. Hatta bence 1,5 seneye bile kalmaz. O zaman 1,5 sene sonra yeni 7 serisi videosunda görüşmek üzere diyoruz arkadaşlar. Kabamızı yastıklara dayadık. Aynen. Rahatladık. Görüşmek üzere. Arka koltuk deneyimi de böyle arkadaşlar. Yani tabii ki her şey acayip. Şu an işte sırt masajı açık. Bu arada kalçalarına da masaj yapıyor. Ya iyi olur. Tamam abi. Altta böyle resmen kaldırıyor. Sağlam soldan böyle kaldırıyor. Çok acayip. BMW 7 serisinden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ferhat abicim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Kendinize hoşça iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Huzur bulduk be. Çok ha, iyi ya. Mükemmel. Sakinleştik farkında mısın? Böbreği unuttuk. Bu arada fiyat söylemeyi unutmuşuz, pardon. Bir yere gitmeyin. En önemli kısmı unuttuk. Önemli mi değil mi? Gerçi tartışılır. Fiyatı arkadaşlar şu an içinde bulunduğumuz otomobilin M paket olanın. M neydi? M
Excellence. Excellence'ın paketi 3.661.500. 500 TL'si de var. Ama bir alt paketi var. Altta değil aslında değil mi? Pure evet. Excellence. O daha klasik evet, bir paketi. Aynen. O da 3.551.500 TL. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Coming in. Flex. I just wanna win. LA BB, who we running with?